ilk sorumuz böyle bir soru A'larla oluşturulmuş parantezin içerisinde eksi sayılar var dikkat et. Şimdi bu eksileri bir ayarlayalım ilk önce şöyle düşünüyorum eksi A üzeri eksi 1 bölü 5 buna bir hiçbir şey yapamıyorum şu an bir beklesin şimdi şuna gelince şu 5 tek derece kök kuvvet demek o yüzden bu eksi kalır eksi A üzeri 1 bölü 5 oldu burası Şimdi şuraya gelince küp kökünün dördüncü kuvveti veya dördüncü kuvvetin küp kökü dediğimiz zaman bu dördüncü kuvvet bir şekilde bulaştığı için bu eksi kaybolacak. Çift çünkü. Yani burası a üzeri 4 bölü 3 oldu. a üzeri 1 bölü 3 var ortada hiçbir işe yaramıyor. Yani işaret bakımından bir sıkıntı yaratmıyor şu an. Tamam şu noktalarımız ve eksilerimizi iade edilsin de. Buraya gelelim. Buradaki mevzu şu çiftten dolayı buradaki eksi kaybolacak. A olacak. A üzeri eksi 2 bölü 3. Şimdi bak iki tane eksiden dolayı sonuç artı kesinlikle. Sonra şunların kuvvetlerini topladığımız zaman neler geliyor? Eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 5. Sonra 4 bölü 3 artı 1 bölü 3 ve eksi 2 bölü 3. E, şunlar birbirini götürdü. Buradan ne elde ettik? E, eksi 1 yaptı. 4 eksi 1 3 yaptı. 3 bölü 3 yaptı. İlginç. Cevabımız neymiş? A'ymış. Yani... E şıkkıymış. Evet durum bu. Ben şimdi buradan çekileyim. Ee, soruda bize x ve y'nin pozitif bir sayı olduğu söylenmiş. Şu iki eşitlik verilmiş. Bunu soruyor. Neler yapsak acaba? Ben şimdi şuna bakarak ilk önce x yerine 2m hani oran anlatıdan gidiyorum. Y yerine 5m yazsam. Sonra getirip bu değerleri şurada yerine yazsam neler göreceğim? 2 üzeri m'nin ne diyorsun sen şimdi? 5 m'inci kuvveti. Sonra y yerine 5, 5 m üzerine x o da 2 m. Bir kere taraf tarafa şu kuvvetlerdeki m'ler birbirini götürür. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şu 5'i bir dağıtalım. Yani kuvvet olarak 32 m üzeri 5 yaptı. Şu kareyi dağıttık. 25 m kare yaptı. O zaman şuna şu sadeleştirsek burada M küp kalıyor. M küp e, burası da 25 bölü. Ne geliyormuş? 32 geliyormuş. Şimdi bu bir değer. Bakalım ne işe yarayacak göreceğiz. Sonrasında bize Y küp bölü 125 sorulmuş ya soruda. Onu bir yazayım. Y küp bölü 125. Y neydi? Y, y burasıydı. Bunu küpünü alacağım. Bunun küpü şudur. 125 meküp yapar bu. 125 meküp bölü 125. Demek ki sorumuzun cevabı zaten meküpmüş. İlginç. Güzel oldu. Biz de zaten meküpü biraz önce bu bulmuştuk. Demek ki cevap 25 bölü 32 olacak. Nerede bir göreyim. Evet A'daymış. Evet ne yapalım bakalım. Şimdi benim aklıma gelen şurayı bir rahatlatayım. Ee, aslında bu şöyle B üzeri 1 bölü 2 C üzeri 1 bölü 3 demek. Benim şimdi B küpe ihtiyacım var şurayı kullanabilmek için görüyor musun? O yüzden şu kuvveti de 6 ile çarpayım bunu da 6 ile çarpayım. O zaman ne elde edeceğim? B üzeri 3 oldu bura. Şurası da C üzeri 2 yaptı. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi ben B küpün A'ya eşit olduğunu biliyorum ya. Buraya A yazayım o zaman A eşittir ne geldi? C kare geldi. Ha soru geldi. Baksana ben onu bulduktan sonra zaten adam da A'nıştır c üzeri X demiş. E, buradaki mantığa göre de X'in kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Evet 5'lik bir şart dedik. Şimdi karışık kuruşuk bir soru gibi görünüyor bu. Şimdi 5 üzeri 20'lere dikkat et. E, şurada 11 var. Ben diyorum ki ne yapalım biliyor musun? 5 üzeri 10'a biz x diyelim. Şimdi a demiş de burayı bir elleme. Şunu bir böyle yapalım. Sonra şurayı 5 üzeri 10'un karesi. Sonra 5 çarpı 5 üzeri 10 artı 4 aşağıyı da 5 üzeri 10'un karesi eksi 1 diye yazsam yazılır. Peki şimdi bu durumda şunu elde ettik. X kare artı 5x artı 4 aşağısı da x kare eksi 1 yaptı. Efendim şimdi yukarı çarpanı ayrılıyor. x artı 1 x artı 4. Aşağısı da x eksi 1 x artı 1. Gayet hoş oldu. Buradan e, x artı 1'ler birbirini götürdü. Yani bizim bulmamız gereken şey şu. x artı 4 bölü x eksi 1'e ulaşmalıyız. Tamam. Şimdi x de zaten buydu. Görüyorsun x buydu. Yani 5 üzeri 10 artı 4 bölü 5 üzeri 10 eksi 1'e ihtiyacım var. Şimdi 5 üzeri artı 5 üzeri 10 artı 4 şunun 3 fazlası. Yani yukarısı o zaman a artı 3. Şimdi aşağısı da bunun 2 eksi. O yüzden aşağısı da a eksi 2 olacak. Yani bu olmalı. A artı 3 bölü a eksi 2. Evet b'de. Şimdi soruda bize x, y, z çarpımı sorulmuş. Şuradan bir gelsek. ben bunu şöyle düşüneceğim. 2 üzeri x bölü 2 eşittir 3 ya. Buradan ben 2 üzeri x yalnız bırakırsam 6 olur. Bunu bir kullanacağız galiba. Beklesin. Evet şurayı o zaman 6'yı yalnız bırakmam lazım. Bu 6 üzeri y, 6 çarpı 6 olduğu için 30 tekrarlayayım o cümleyi. 6 üzeri y çarpı 6 eşit şurası 30. Buradan da 6 üzeri y yalnız bırakırsam 5 oldu. Tamam. Evet güzel gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şu ikisinin o altın ortak olması dikkatimi çekti. Ben şuraya geri döneceğim. Şunun kuvvetini y ile çarpacağım. Bununkini de y ile çarpacağım. O zaman buradan 6 üzeri y'nin 2 üzeri x çarpı y olduğunu görürüm. Tamam Son şu ikisini birlikte değerlendirdiğim zaman aslında 2 üzeri x, y'nin 5 olduğunu gördüm. Çünkü bak bu da 6 üzeri y, bu da 6 üzeri y. Şu ikisi de. Bu da bu. Şimdi pekala nasıl bir şey yapsak? Bak ben şurada bir şey fark ettim. Her ikisinin kare kökünü alırsam 5 üzeri z eşittir 8 yapıyor. Doğru değil mi? Aynen öyle. He, o zaman benim şu kuvveti ne yapmam lazım? Z ile çarpmam lazım. Yani buraya da Z ile çarpıyorum. Burada da z ile çarpıyorum. O halde 2 üzeri x çarpı y çarpı z. 5 üzeri z olduğundan bu da 8 olduğundan buraya eşittir diye yazabilirim. Ve bitti soru. x y z çarpımı demek ki 2 üzeri 3, 3, 8 olduğu için 3'e eşittir. Soru da oydu zaten. Cevabımız c şıkkı. Şimdi burada bir bakayım. Şu kuvvet çift. O yüzden bu eksi kaybolur. O 32'yi de ben 2 üzeri 5 diye yazarsam o 5 de buraya çarpılırsa 2 üzeri 20x oldu. Buradan gelen bu. Şimdi 4 y artı 1 x'ye tam sayı olduğu için e, kesinlikle tek bir sayıdır. Şurası tek bir sayı. E, eksili bir ifadenin tek kuvveti eksi çıkartırdı. Eksi kalacak burası. 2 üzeri 3'tür bu 8. 3'ü de buraya dağıttım. 12 y artı 3 yaptı. Peki Pekala. Şimdi şurada 7 duruyor. Bunu da 2 üzeri 4, 4'ü buraya çarptım. 2 üzeri 20, x eşittir 0 çıktı. Şimdi ben şu ikisi birleştirilebilir. Bak ikisi de 20 üzeri x var. 2 üzeri 20 x var daha doğrusu. 8 tane oldu. 2 üzeri 20 x. Sonra şunu da sağ tarafa atalım. 2 üzeri 12 y artı 3 elde ettik. Sonrasında şu 8 sayısı 2 üzeri 3 olduğu için burası 2 üzeri 20x artı 3. Buradan da 2 üzeri 12y artı 3. Evet anlaşıldı mevzu. Yani yapmamız gereken kuvvetler eşit ya bunların. 20x artı 3 eşittir. 12y artı 3'ten bu işler birbirini götürür. Bize x bölü y sorulmuş. O yüzden de x bölü y de 12 bölü 20'dir. Sadeleştirelim. En iyi bunlar 4'e bölünüyor. 3 bölü 5 olur cevabımız. 3 bölü 5. Evet A şıkkında. Şimdi 16 üzeri x istiyorsun sen benden. Bu 3 tane veriyi de verdin. Ben şunu kullanmak istiyorum bunu. A'nın yerini şurayı yazacağım. 4 üzeri x artı 4 üzeri eksi x. Sonra şimdi biz bunu 5 ile çarparak yazacağız. 5 tane 4 üzeri x eksi 5 tane 4 üzeri eksi x olur. Pekala. Şimdi şunu buraya atalım. Bunu da buraya atalım tamam. Evet onu oraya attığımız zaman sol tarafta 6 tane 4 üzeri eksi x var. Şimdi bu buraya gittiği zaman burada 5 tane vardı. Bir tane de buraya gitti çıktı. 4 tane 4 üzeri x oluştu burada. Evet. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Şunu buraya attığım zaman şöyle olacak. 6 bölü 4. Burası 4 üzeri x bölü 4 üzeri x olacak. Bu 4 üzeri x şu yukarı çıkarken 4 üzeri x diye çıkar. Bu da ne kalır? 16 üzeri x olarak kalır. Evet soru da bu görüyor musun? Ve o zaman cevap da nedir? 6 bölü 4'tür. Sadeleştirelim. 3 bölü İkiymiş cevabımız. Çok güzel olmuş soru. Cevap nerede görünüyor? Evet gördüm. E şıkkındaymış. Şimdi bu aslında doğal sayılarda da sorulabilir. Asal çarpanları ayırmayla ilgili. Burada üstü köklü sayı da içerdiği için kullanılabilir. Ben ilk önce şöyle düşüneceğim. Her tarafın kare kökünü alıyorum. X kare kökü altında 450'yi de Şöyle 45 çarpı 10 yeşillik bir yazayım. Ee, yani içerisinde tam kareleri yakalamak isteyeceğim birazdan. Şimdilik ayırayım iki tanesini en azından. Şimdi e, kare kökü çıkabilecek şekilde ayıracağız değil mi biz burayı? Ben 45'te 9 kere 5'i gördüm bir kere. 9 dışa çıkıyor. Şu 5 dursun. Şu 10'da da 5 ile 2'yi görüyorum. Tamam şimdi anladım ben. Şu dışarı 3 diye çıktı bir kere. Bak şu 9 3 diye çıktı. Şu 2 tane 5 de 5 diye çıktı. İçeride 2, Kaldı 2y üzeri 5 duruyor burada. Ama o 2 çarpı y üzeri 5 yani 2y'nin 5. kuvveti değil o. Yani ne oldu? 15 oldu 2 çarpı y üzeri 5. Çok uzatmayalım. Şimdi y'nin yerine sen bir koysan ne olur? Ee, kökten kurtulamaz. Yani bu kök kaybolmaz. Ama 2'yi koyarsak, bak sadece y'nin yerinden bahsediyorum. 2 üzeri 5. 2 de buradan 2 üzeri 6 olur çıkar. Biz şimdi en az istediğimiz için. Görüyor musun burada en az diyor. Ve x e de pozitif dediği için. 1'i 2'yi 3'ü 4 düşüneceğiz. Ama 2 de oldu bu olay. Az istediğimiz için 2 yeterli. Demek ki y sayımız neymiş? 2'ymiş. 2 yerine yazdığımız zaman da x eşittir. 15 çarpı 2'nin 6. kuvveti. Bu 2 üzeri ne diye çıkar? 3 diye çıkar 8'dir. Burada çarptığımız zaman kaç geldi? 120 geldi. Bize sorulan da x, y toplamı olduğundan yani bunların toplamı olduğundan cevabımız 122 olacak. Dokuzuncu sorudayız. Bu soruda a ve b verilmiş köklü sayılarla e, görüyorsun oluşturmuş bu iki ifadede. Şimdi birini birine benzetmeye çalışacağım da nasıl yapsam. Şimdi şu alttaki ifade daha bozuk bir ifade. Tamam onu biraz sadeleştirelim. Şöyle bir oyun oynayalım. Şimdi kök 2 ifadesini alsam. Bir de şuradan köküşlü ifadeler oluşturacağım. Bir de köküçü alta koyayım. Yani kök 2 bölü köküç parçasını alsam. Öyle bir şey çarpacağım ki şimdi bununla bunu çarptığım zaman burayı yakalayacağım. O zaman benim buraya sadece kökü yazmam lazım. Evet aynen öyle. Bir sonraki hamlede kök 8 bölü 3 yakalamak için kök 4 yazmam lazım. Güzel. Sonraki yerde şurada öyle bir sayı yazacağım ki ben buraya. buna bu çarptığım zaman karekök 54'ü oluşturacağım. Demek ki nasıl bir şey olmalı? Yani kafam karıştı benim. Kök 2 bölü kök 3 ile öyle bir sayı çarpacağım ki x diyeyim bilmiyorum şu an onu. Benim oluşturmam gereken ifade karekök 54 olmalı. Tamam. O halde şu ikiler birbirini götürdü. Burada 27 kaldı. Görüyorsun. Evet. O zaman kök x eşittir. Kaç yaptı? Kare kök 3 kere 7 81. Evet x yerine 81 yazılmalıymış. Tamam. Buraya geldim 81'miş burası. Şu an burası B. Tamam mı? Bunu dağıttığın zaman şöyle olduğu gibi ifade yakalıyorsun. Peki bir şey dikkat ettim mi? Şu bölüm zaten buranın aynısı değil mi? Aynısı. Yani burası aslında A'ymış. Bize soran da A bölü B olduğundan A bölü B. Yani bunu bunun altına attım. Sonra bu kök 3 bölü kök 2 çaprazdan ters geçirdim karşı tarafa. Şu oldu. Bu da aynı kare kök altında yazılabilir. Cevabımız kök 3 bölü 2 gelecek. E şıkkı. Şimdi burada x üzeri x tane x üzeri x toplanmış. Yani hani adet olduğu zaman toplamında varsa şöyle yapıyorsun. X üzeri X tane, X üzeri X yazıyoruz. Şöyle düşün. Hani mesela 3 tane, 3 tane olsa X üzeri X'den 3 tane topladığımızı düşün. Biz buna ne diyoruz zaten? 3 çarpı X üzeri X demiyor muyuz? E adet bu olduğu için ben de onu kullandım. Şimdi burası bu. Bir de yanında onun X üzeri 2X var. Bir de bunun kökü var. X'inci dereceden. Ee, i̇çerideki ifade Kuvvetler tabanlar aynı olduğu için toplandığından bu oldu. Sonra bu ifade de aslında 4 x bölü x'tir kuvvet olarak. Yani cevabımız neymiş? x üzeri 4'müş d şıkkıymış. Şimdi buna gelelim. Bakalım neler yapabiliriz. Ben şimdi ilk önce neyi seçsem düşünüyorum. Aslında şu en e, derecesi düşük olandan başlamak istiyorum. Onu şöyle yazacağım. Küp kök altında, kare kök altında 9 artı. Bak buraya dikkat et. Bu 4'ü 2 kere 2 diye düşündüm. 2'yi burada bıraktım. İkinci 2'yi kökün içine attım. İçeri girerken bu 4 diye girdi. 4 kere 5, 20 oluştu burada. Şurayı bir halledelim. Yani şu an sadece şuraya odaklanıyorum tamam mı? Şu sarını kapattığı bölgeye odaklanıyorum. Burayı benim bir halletmem lazım. Şimdi biz bunu kural olarak biliyoruz. Kural olarak nasıl biliyoruz? Böyle bir durumda çarpımı 20'yi veren toplamı da 9 veren iki sayı var mı? Var. 5'e 4'tür. He. O zaman bu ifade küp kök altında içerisi kök 5 artı kök 4 gelir. Ki bu da aslında nedir? Küp kök altında... Kök 5 artı 2 demektir. Şimdi bu bu. Sonrasında ben tekrar yazacağım soruyu. Şöyle ayarladık. Ee, küp kök. Kök 5 artı 2 çarpı küp kök. Kök 5 eksi 2. Ora şu an burası. Görüyorsun. Şu sağ tarafı da bir ayarlayalım. Şurayı da. Bu da büyük kök altında. Kök 5 artı 1 ve kök 5 eksi 1 midir? Evet. Bu da aslında küp kök altında kök 5 artı 2 çarpı kök 5 artı eksi 2'dir. Evet. Tamam. Şimdi parça parça gidiyorum ama şimdi şurayı bir halledelim. Burası 2 kare farkından 5 eksi 1'den 4 geldi. Şu ayıralım burayı iyice. Burası da küp kök altında ne oldu? 5'in karesi 5 eksi 2'nin karesinden 4 geldi. Burası zaten 2. Burası 1 etti. 1'in küp kökü 1'dir. Çarpı 2. Bu son cevabı neymiş? 2'ymiş diyoruz. Nerede? E şıkkında. Şimdi diyor ki x ve y 81 olduğuna göre x ve y de reel sayı olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5 tane ifade vermiş. Kaç tanesi daima doğrudur demiş. Buradaki ilk soran şey şu. X bir tam sayıysa şuradaki. Ee, y de bir tam sayıdır demiş. Acaba öyle mi? Ee, şöyle alayım mesela 3 üzeri desem ki şimdi 20 mesela. 3 üzeri 20. Şimdi Y tam şimdi X ne oldu? Burası oldu değil mi? Bunu kuvvetini ayarlayacağım mesela 1 bölü 5. Gördün mü? Şu an burası 20 bölü 5'ten 4 yaptı. 81'i sağladı. Y burada tam sayı değil. Bu cümle olmayabilir. Biz daima ayarlıyoruz burada. Yani kesinlikle doğru olmak zorunda. Yazdığımız şey hiçbir ihtimali olmamalı. Kesin her şey için doğru olmalı. Şimdi bu ne diyor? Y tam sayıysa demiş bu sefer. X tam sayı. Bir dakika. Y'nin tam sayı olmasından bahsediyorsun sen. Mesela... Evet ben için 3'te 4'e ulaşmam lazım değil mi? 8'i düşünsem buraya da kare 3 desem seyret burası ne olur? Zaten 3 üzeri 4 olur. 81 olur. Burada y tam sayı iken x tam sayı olmadı. Bu da gitti. Evet o da yanlış. Şimdi x negatif bir sayı iken real sayıyken, y çifttir diyor. Bir saniye. Negatif bir sayı iken diyorsun. Mesela eksi desem ki 3 üzeri A desem. Bu da 4 bölü A olsa. Bir bakayım. Evet. A'lar gider. Eksi 3'ün de döncüklerine 81 yapar. Şimdi bir daha bakabilir miyim? X negatif. Evet şu an X burası. Y çifttir. Yani çift olmak zorunda değil. Mesela eksi 3'ün e, kaçıncı kuvveti diyelim? E, 6. kuvveti. Bunun da üzerine 4, 2 bölü 3 getirebilirim. Yani 4 bölü 6 2 bölü 3 getirebilirim. Şimdi ne oldu bu durumda? Y çifttir diyebilir misin sen 2 bölü 3'e? Diyemezsin. O yüzden bu cümlede nedir? Yanlıştır. Şimdi şuna bakalım. Y 9 diyor. Y nerede? Y kuvvet mi orada? Evet. Y 9 sa diyor. Burada x irrasyonel sayıdır diyor. Şöyle bir dünya var. Ee, yani burada hiçbir tam sayının e, ya da rasyonel bir sayının kuvveti 9. kuvvet 81 yapmaz. Aslında şuna çalıştıralım. X eşittir bu 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 bölü 9 gibi bir ifade görüyorsun. Buradan da X ifadesi aslında 9. dereceden kök 81 yaptı. Bu sayı çıkmayacağı için irrasyonel bir sayıdır. Bu cümle doğrudur. Sonra şuna bakalım. Burada ne diyor? X bir tam sayı değilken. X bir tam sayı değilken denklem çözümü yoktur Demiş. Şimdi mesela kök 3 üzeri biz 8'e e 81 demedik mi? Biraz önce şurada bir yerde dedik. E şimdi burada x tam sayı değil ama bunu sağlayan bir durum var. Dolayısıyla bu cümlede nedir? Doğru değildir. Kaç tanesi doğru demişti? Bunun sadece bir tanesi doğru çıktı. O da şu dördüncü madde doğruymuş. Şimdi buraya bir bakalım. Bu soru da birbirine benzeyenleri yan yana getirelim. Şöyle bir bölü uzun bir kesi çizgisi yazıyor. Çizdim. Şunu alacağım. Bunu en buraya atacağım. En sola. 8. dereceden x artı 2 eksi 1 Sonra yanına şurayı yazacağım. 8. dereceden x artı 2 artı 1 Onun da yanına buraya yazalım. 4. dereceden kök içerisinde x artı 2 artı 1 oldu. Bu uzun çizgi bile yetmedi. Burada da hiçbir şey kalmadı. 1. Burası da 5. Demek ki aşağısı 5. 5 5 de. Şurayı bir halledelim. Bak burası 2 kare farkından 4. dereceden kök x artı 2 eksi 1 oldu. Şurası. Sonra bir de yanına tekrar şunu monte edelim. 4. dereceden kök x artı 2 artı 1. Tekrar 2 kare farkı çıktı görüyor musun? Burası da bu sefer karekök x artı 2 eksi 1 e eşit. Hmm. Evet sonuç olarak şunu yakaladım ben. Payda da kök x artı 2 eksi 1 kaldı. Buradaki payda da 5 var. O halde karekök x artı 2 eşittir 6'dır. Bunun karesi 36. Ve buradan da x ne çıkacaktır? 34 çıkacaktır. Bize de ilk sorulduğu için cevap A şıkkındaymış. Şimdi bu soruda içeride iki kare fark olduğuna dikkat ettim mi? Yani orası x eksi y, x artı -E y üzeri n olduğu için bunların kuvvetlerine de n'ler bu şekilde çarpılır. Yani hani a çarpı b'nin en ince a üzeri n b üzeri n oluyor diye onu kullandım. Burada bunları çıkartmamız lazım. Çıkartırken bunlar gider. Şu dereceden kök ediler gider. Şunlar çıkartmadan sonra artıya dönüşür. 2 tane n dereceden kök altı kaldı burada. Kuvveti n. Toplarken bu sefer zıt işaretli şunlar gider. Şunlar toplanır. 2 tane de enerji dereceden kök 7 var. Ve bunun n'ci kuvveti. Peki. Şimdi şu n'i dağıttığımız zaman şuna çarpma tabii. 2 üzeri n gelir. Şu en derece e, kök terisi gider 6 kalır. Şuradan yine 2 üzeri en kalır. Şuradan da 7 kalır. Sonra bakıyorum şu ikisi 42 yaptı. Şu ikisi de 4 en oldu. 4 üzeri en çarpı 42 geldi cevabımız. 4 üzeri en çarpı 42 evet gördüm. D şıkkındaymış. Şimdi soru çok ilginç bir soru. Ben genelde bu sorularda şu devreye gireceğim. Şu ortadakinin tam ortasına bir şey diyorum. Hani bir sayı olsa burada aslında 33.5 gibi duruyor ama öyle bir verilmiş ki bu buçukla çalışmayı da hiç sevmiyorum. Yani hiç kimse sevmez. Çünkü bayağı kalemleri alırken başımıza ağrıyacak. Şöyle bir şey yapsak. Bak. 1, 2, 3, 4 tane terim var. 2 ile çarparsam bunların arası açılır. Kaç tane 2 ile çarpmam lazım? Burada 4 tane 2 olduğu için 4 tane 2 16'a çarpalım. Tamam. O zaman ben şöyle yapayım. Yukarıyı 16 ile çarpacağım. Aslında için 16 çarpmak demek ne yapmak demek? 4 ile çarpmak demek. Denge bozulmasın diye o zaman bölü 4'ü en baştan koyuyorum. Şimdi içeride de 16 çarpacağım. Her birini 2'ye dağıtıyorum. 64. 66. 68. 70. Tabi burayı da o zaman 16 ile çarptığımız 16 diye yazmalıyız. Şimdi burada tam orta bir sayı oluştu artık. Şu arada 67 diye bir sayı var. Ee, o halde şöyle uzun bir çizgi çizelim. Şurası 67 3. Şu. Onun yanındaki 67 1. 67 artı 1. Ve 67 artı 3 diye yazdım. Bir de burada 16'mız duruyor. Bekliyor şu anı bizi. Daha bir şey yapmayacağız. Bir de bölü var? 4'ümüz var. Peki nereye gideceğiz biz? Bizim gideceğimiz şey şu olacak. Şu ikisini kullanırsam iki kare farkından 67'nin karesi eksi 9 diye yazarım. Sonrasında şu ikisini kullanırsak da 67'nin karesi eksi 1 diye yazarım. Tamam. Bunu bir halledebilir miyiz? Buradan 67'nin dördüncü kuvveti. Çarptığım zaman eksi 10 tane 67'nin karesi var. Bir de şu artı 16'yı da yanına monte edelim. Evet böyle çıktı. Yalnız bir şeyi unuttuk orada. Onu unutmayalım. Bu çarpma işleminde bir de 9 ile 1 çarpmadan 9 var. 16'yı da şimdi ekleyelim. Evet. Burası o zaman 67'nin 4. kuvveti. Eksi 10 tane 67'nin karesi. Ve artı 25 çıktı. Bu çok ilginç oldu. Çünkü bu ifade ne biliyor musun? 67'nin karesinin eksi 5'ini çıkart. Bunun tam karesidir. Bak. Bunun karesi bura. Buna bunun çarpımının iki katı bura. Ve bunun karesi bura. Güzel. Şimdi bundan sonrası ne peki? Hocam ne yapacağız? Şu oldu içerisi. Kök içerisinde 67'nin karesi eksi 5'in karesinin karesi aşağıda bölü 4'ümüz var. Şu 67'nin karesini bir yerde hesaplayalım mı? Ben e, şöyle yazayım. 67, 67'yi bir çarpalım. 7 kere 7, 49 elde var. 4, Şuradan 42 bir dakika 4 değerden 46 oldu burası. Son şurası 6 7 42 elde var 4 36 burası 40 yaptı. Evet sayı ilginç oldu 4 4 8 9 oldu. Bu burası 67'nin karesi. Bir de 5 çıkartalım şimdi şuradan. Evet 5'i çıkarttık 4 4 8 4 yaptı. Bu arada ben şunu düşünüyorum. Şu kareyle, şu kare kökte gitti. Yani yukarıda bu kaldı. 4, 4, 8, 4. Bir de bunu 4'e böldüğümüz zaman aslında 1, 1, 2, 1 kalır. Yani 1121 kalır. Cevabımız nerede? Evet gördüm. C şıkkındaymış. Biraz sıkıntılı bir soru. Açık konuşayım. Bununla ilgili bir kural da çıkartılabilir belki ama hani buraya 5 tane sayı koyunca buradaki 1 değişir. Sayılar değiştirilebilir ama genel mantık böyle çalışacak. Evet, şimdi bu soruyu nasıl çözsek diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. dördüncü elden olduğu için iki tane kök açıyorum. İki tane kare kök düşün. Şu 49. Sonra şu 2 çarpı 10 diye düşüneceğim bu 20'yi. Onu da içeri atacağım. 10 içeri 100 diye girer. İçeride 600 var. Şimdi 600'ün çarpanlarında öyle bir iki sayı olmalı ki. Bunları çarptığımızda top, topladığımızda daha su 49'u vermeli. Şöyle bir yapalım. 600'ün çarpanlarına baktığımız zaman uzunca bir şey çizdim. 2, 5, 2, 5 deyince otomatikten 100'e bölmüş oldum 6 indi. Buradan 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Evet seçeneklerimiz neler acaba? Şu 5'leri bir alsak. Burası 25. Geriye ne kaldı? Geriye 2, şu 2. 4, 8, 24 yaptı. Ay genç, evet oldu bile. Bak bunlar toplanınca 49 veriyor, görüyor musun? Yani bu o zaman 25 çarpı 24'müş. Ve bu da burayı veriyor görüyorsun. 49'u veriyor. O halde şu dış kabuktaki bir karekök dursun. Burası karekök 25 eksi karekök 24 yapar. Bu da karekök içerisinde 5 eksi. Bu sefer karekök 24. 4 kere 6'dan 2 kök 6. 6 içeride kaldı. Şimdi tekrar şey düşüneceğim. Çarptığım zaman 6'yı veren sayılar 3'e 2 toplanca 5'i veriyor mu? Veriyor. O halde kök 3 eksi kök 2 olmalı cevabımız. Ve neredesin? D şıkkındasın.